Selam arkadaşlar. Hepiniz Sezer Uysal'ın kanalına hoş geldiniz. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de idare ederiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Bunun yanında. Evet sevgili arkadaşlar. Hepinize yeni yılda sağlık ve neşe dolu günler temenni ederiz. Sizlere bugün sezonla beraber 3 tane haberimiz var diyelim bizim açımızdan. İkisi iyi, birisi kötü. Kötü. Evet. Ama önce iyi haberle başlayalım. Yaklaşık bizler 4 ay oldu değil mi? Evet. 4 aydan beri küçük de olsa video çekmeye çalışıyoruz. Zamanımız yettiği derecede. Bunun yanında biz daha önceleri, bu pandemiden önce sezonla beraber Avrupa'da çok Doğu blokları dışında yerleri dolaştık. Ama biz video çekmediğimiz için bu yaptığımız çoğunlukla fotoğraf türü oldu. Ve sonunda sezon beni YouTube çekmeye ikna etti diyelim. Evet, güzel yemekler yaptığı için dedim ki ilk başta sen çok güzel yemekler yapıyorsun. Bununla ilgili YouTube çekebiliriz. Ya da çok gezdiğimiz yerlerden, değişik yerlerden çekimler yapabilirsin gibi teşvik etmeye çalıştım. En sonunda bir gün evet dedi. Ama ne yalan söyleyeyim. Zor ikna oldum. Biraz böyle çekingenliğim vardı. Evet. O yüzden beceremem, yapamam diye. Ama zaman geçtikçe sizler de beni en azından tanımaya başladınız. Bir de çok fotoğraf çekme merakın vardı. Ben o yüzden de. Öyle vardı. Hani böyle çiçeklere, ne bileyim doğayı, her şeyi. Ben seviyorum. Binaları, insanları, değişik ortamları çekmeyi seven biri olduğu için. Ama şöyle düşünürsen, yaklaşık ben 38 yıldan beri buralardayım. Daha doğrusu. Yani Avrupa dışında bazı gittiğim ülkeler de var. Hatta buralarda o zamanlarda böyle dijital fazla bir şey yoktu. Sadece fotoğraf çekiyorduk. Çok güzel şeyler, anılarım da var. Ama işte bu yaklaşık 10 yıldan beri bu dijital biraz daha fazlalaşınca böyle daha güzel çekimde olmaya başladı. Evet. Mesela çok çiçekleri çekmeyi şey yapardın değil mi? Bayılırdın. Ya ben natur şeyleri daha çok seviyorum. Evet. Ha, tabii şehirleri de seviyorum. Aslında sevmedim, fazla bir şey yok. Dağları ama çok seviyor. Ben yani dağlardan çekim yapmayı, değil mi? Ama sizler ileride Avusturya'dan, İsviçre'den veya Fransa Alplerinden çekimler yapabiliriz. Ama bu arada zamanım çok kısıtlı. Önceden. Çoğunlukla cumartesi günleri çalışıyorum. Mesela bugün günlerden cumartesi. Bugün çalışmadım. Şefim bana illa gel dedi ama yine de gidemedim. Daha doğrusu hakikaten yorgunum. Bu arada biraz da belimde sorun olmaya başladı. Yorgunluktan dolayı. Ağırlık falan mı kaldırdın? Ya biraz zorlandım ağırlık kaldırırken. O yüzden oldu. Ama ilk olumlu haberimizi size anlatayım arkadaşlar. Bizler 4 aydan beri küçük çapta, kendi çapımızda video çekiyoruz. Sizlere şimdiden herkese çok çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde şu anda 500 aboneyi ve 4000 saati doldurmuş durumdayız. Tekrar tekrar hepinize tek tek teşekkür ederiz. Bunun yanında sizlere anlattığım veya anlatmak istediğim gibi biz videolarımızı aslında şu amaçtan dolayı yapıyoruz. Örneğin herkesin her yere ulaşması mümkün değil. Örneğin Türkiye'deki bir insanın, belki de Avrupa'ya gelen arkadaşlarımız tabii ki işlerinizde vardır. Her zaman gelme imkanı vardır. Ama bunun yanında gelemeyen arkadaşlarımız da var. En azından belki bu çevreyi, buralarda olan biteni veya natur dağları, ne bileyim yolları görmek isteyenler de vardır. Aslında biz biraz bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazı yemek de yapıyorum. Sezonla beraber yemek yapıyoruz. Yemek yapmak hakikaten seviyorum. Bir aşçı sıfatında değil de hobi sıfatında kendi yiyeceğimiz yemekleri yapıyoruz.
Arada size bunlardan da göstermeye çalışıyoruz. Bunun yanında hakikaten gezmeyi çok seviyorum. Zamanım yettiği sürece gerçekten Avrupa'da var mı gitmediğim yer başka Doğu blokları dışında hemen hemen kalmadı. Yani yukarısı kaldı. Kuzey kısmı kaldı. İşte Norveç var, İsveç var, Finlandiya var. Ama Norveç'e belki yaz aylarında zaten 2-3 ay yaz olduğu zamanlarda Nordkap'a kadar gitmeyi düşünüyorum. Bunun yanında başka ülkeler de var. Oralarda niyetimiz var gitmeyi. Sizlere buralardan bir şeyler göstermeye çalışacağız. Tabii ki biz profesyonel kamera çekmiyoruz. O anda bizim önümüze çıkan bir olayı sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Böyle diyelim. Biz profesyonel bir filmci değiliz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim kötü haberimize. Kötü haberim bu yılın sonunda benim 12 yıldır çalıştığım iş yerim kapatılıyor. Nedeni ise iş yeri sahibinin emekli olması, oğlunun da işe devam etmek istememesi üzerine dediler ki bize firmamızı kapatıyoruz. Benim gibi diğer arkadaşlara da kündemi verdiler. Çıkış. İşten çıkış kağıdı verdiler daha doğrusu. Bize dediler ki bu işten çıkış kağıdıyla gidip Arbeitsamt işçi bulma kurumuna kaydınızı yaptırın. Biz de dedikleri gibi işçi bulma kurumuna gittim ve oraya kaydımı yaptırdım. Yaklaşık 3 aydan beri, 3,5 aydan beri bu olay vardı. Ben de nasıl söyleyeyim, kendime biraz güvendiğimden dolayı çabuk iş bulurum gibilerden biraz askıya aldım. Ama sonuçta çalışmak isteğim hala var. Bunun tabii ki nedenleri de var. Biliyorsunuz ben evde tek çalışanım. Eşim çocuklarımın okulu ile ilgileniyor. Onları her gün sabah kaldırır, kahvaltısını yaptırır. Soğuk günlerde de olsa arabasına götürür. Öğleyin okuldan alır. Tabii ki ikisi de aynı zamanda çıkmadığı için ikinci bir zaman da çıkacak olan çocuğumuzun da tekrar gider, bir daha alır gelir derken onun günlük onların ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyor. Benim de çalışmak zorunda olduğum kesin ve kesin. Çünkü bizler varlıklı bir insanlar değiliz. Her ayın sonunda gelecek olan maaşımızla geçinen kendi çapında insanlarız. Yaşım şu anda 61 yaşındayım. Almanya'da, en azından Almanya'da, tabii Türkiye'de aynı, bazı bu konuda zorluklar da var. İş bulmak çok kolay. Ama bu zamana kadar çalıştığınız iş yerlerinde aldığınız ücretler kadar yeni işe başladığınız zaman ücret vermiyorlar. En azından kendinizi göstermenizi bekliyorlar sizden. Ben de tabii bu arada birkaç iş yerine sonunda müracaat yaptım. Birkaç tane yerden bana bir yaptığım bildirimden dolayı cevap da geldi. Hatta bir tanesi çok bayağı enteresandı aslında. O da dediler ki montaja gideceksiniz. Montaj demek Türkçe'ye çevirdiğimde başka ülkelerde de var, Almanya içinde var bu yapılan ürünleri oraya gidip monta ediyorsunuz veya yapılması gereken kaynak işleri varsa onları yapıyorsunuz. Bana öyle tarif ettiler. Bu dediğim firma da bizim iş yaptığımız firma. Ama hem firmada çalışacağımız zamanlarda biraz bana uzak geliyor. Yaklaşık bizim oturduğumuz yere 100-150 kilometre civarında iki tane iş yeri vardı. Onlardan cevap geldi. Gittim konuştum. Ve de sonunda kararımı değiştirdim. Nedeni ise hem evden ayrı kalacağım. Bu arada
En azından hafta sonları gelmek zorundayım. Orada en azından bir pansiyonda kalacağım. Yine oradaki masraflarım da olacak. Aslında sonuçta fazla para kazanamayacaksın. Oturduğunuz şu anki oturduğumuz evde de her şeyi ödemek zorundasınız. Çalışmak zorundayım. En büyük nedenlerden, bizim için önemli olanlarından, çocukların ikisi de ilk abitürlerini aldılar. Bu abitürler Türkiye'de kiran azami biraz daha farklı. Nasıl anlatsam bilemiyorum ki. İkinci abitürlerini yapacaklar. Bunu da önümüzdeki yılın Mart, Nisan aylarında falan bitirecekler. Üniversiteye başlayacaklar. Akıllarından geçirdikleri birkaç tane üniversite var şu anda. Bu arada dersleri gerçekten güzel. Hani bizi mutlu eden ders notları var. İstedikleri yere gidebilecek yerinden umudum var. Kendileri de buna inanıyor. Bunlar da sonuçta başka bir şehre gidecekler. Oturduğumuz yer küçük bir şehir. Okuyacakları okul en azından olduğumuz yerde olmadığı için yine başka bir şehirde yurt mu diyeyim ya da ev tutacağız. İnşallah ikisi de aynı okulu tercih eder. Aynı okulda olurlar. Belki branşları değişik olabilir. İkisi de aynı yerde olursa bizim açımızdan daha avantajlı. Çünkü bir ev kirası ödeyeceğiz. Diğer türlü başka şehirlerde olursa iki ev kirası ödeyeceğiz. Yani sonuçta bana iş yerlerinden teklif geldi. Arkadaşlar kötü haberim buydu. Ama eşim size hep böyle motivasyon kitapları falan çok okuduğu için çekim yasası. Bana her zaman diyor ki her şerde bir hayır vardır. Evet. Gerçekten de sonuçta pozitif düşündüğümden dolayı ve eşim bana böyle konulara çok anlatımlar yapıyor. Motivasyonumu bozmadım. Sonuçta ayın birinden itibaren, yani ocağın birinden itibaren yeni yılda bir iş yeri buldum. Buldum. Yani bu iş yerim şöyle, bizim devamlı iş yaptığımız bir tane firma beni çağırdı. Onlar beni biraz tanıyorlardı iş yerine geliştiklerinden dolayı. Gittim oraya, onlar bana gösterdi ne yapacaksın falan. Yaptık. Orada saat ücreti konusunda anlaşamadık. Tam benim dediğim rakama gelmediler. Biraz fark vardı. Onlar da bana dediler ki bir tane daha iş yeri var. Orası biraz daha büyük, daha farklı işler yapıyorlar. Senin dediler oraya gider misin? Yine oturduğumuz yere hemen hemen benim şu anda her gün işe gidip gelmem 30 kilometre gidiş, 30 da geliş, 60 kilometre günlük yol yapıyorum. Yeni iş yerimde 2 kilometre falan daha az, başka bir yönde ama hemen kilometre olarak aynı kilometrede beni oraya tavsiye etmişler. Sonra onlar beni çağırdı. İşte bir hafta oldu, iki hafta içerisinde. 2 hafta oldu. Gittim oraya. Oturduk yine böyle konuştuk. Onlar bana anlattılar, firmaya anlattılar, firmaya gösterdiler. Neler yaptıklarını gösterdiler. Benim ne yapacağımı söylediler. Anlattılar. Ben dedim ki aşağıya inelim. Ben size kaynağımı göstereyim. Siz bana bir iş verin. Ben onu yapayım. Ondan sonra dedik tekrar karar ver. Alacağım maaş konusunda konuşalım dedik. Ama şu arada inanın ki ben 38 yıllardan beri buradayım. Yaklaşık en azından okul hariç 30 ile 35 sene arası kaynak yapıyorum. Bu meslekteyim. Çoğu şeyi de biliyorum. Değişik kaynak türlerini yapıyorum. Bana iki türlü iş gösterdiler. Birisi normal demir kaynağı. Bir tanesi de paslanmaz kaynağı. Paslanmaz iyidir dışarıdan ama yani Türkçesi paslanmaz olması lazım. Gösterdiler. Bana işi verdiler. Gittiler. Ben hemen işi yaptım. Sonra geldiler. Baktılar. Bana dediler ki gel büroya konuşalım. Tekrar büroya çıktık. Bu arada inciniyor ne oluyor?
Mühendis. Mühendis var. Bir de personel. Görevli. İşçilerden sorumlu müdür var. Yetkili. İkisi yetkili yani. Beni çağırdılar tekrar. Dediler ki kaç para istiyorsun? Ben de söyledim. Onlar dediler ki tabii ki bu yeni gireceğiniz iş yerlerinde hemen hemen düşükten başlatmak istiyorlar. Ama benim yaşım itibariyle de yaptığım bütün bu işlerden dolayı da en alttan başlamak biraz daha mantıksız oluyor. Ben dedim ki siz bana işi verdiniz, ben yaptım. Beğendiniz mi? Beğendik. O zaman dedim fiyatla da anlaşırız. Onlar bana teklif etti. Ben tabii sunumu sunduktan sonra arada biraz fark vardı. Dediler ki onlar bir ayarı daha yükselttiler. Sağa düşüş olarak söylüyorum. Ben dedim ki iş anlaşmasını yapalım dediler bana hemen. Ben de yapalım. Biliyorsunuz sanırım Türkiye'de vardı böyle şeyler. Yeni bir iş yerine girdiği zaman deneme süresi istiyorlar. Ben dedim ki tamam kabul ediyorum deneme süresini. Ama dedim en geç Mart'ta Nisan'da tekrar oturup konuşacak mıyız diye sordum 2 senede. Dediler konuşuruz. Ben de verdikleri ücreti kabul ettim. Şu anki çalıştığım iş yeriyle hemen hemen aynı fiyat olarak ama sosyal şartları daha iyi. Örneğin cuma günleri erken bırakmıyor. Yani cuma günü erken bırakıyoruz. Cumartesi pazar çalışmıyoruz. Bunun yanında umarım mesai olmaz. Yani. Türkçe'de ne diyorlar? İyi. 6 ayda tatil parası. Tatil parası. Bir de bunun yanında yılbaşı parası var. Yani yılda 2 maaş daha fazla kazanıyorsunuz. Evet. Ya bu iş yerinde vardı ama çok çok azdı. O kadar değildi. Ben de bu şartlardan dolayı kabul ettim. İş sözleşmesini imzaladık ve bu da iyi haber. İyi haberim de buydu arkadaşlar. Yeni yılda yeni iş. Yeni yılda yeni iş. Yeni başlangıç. Yeni başlangıç. Bakın, İnşallah her şey pozitif. Pozitif olur. Düşünüyorum. Pozitif. İyi olacağını umut ediyorum. İyi düşün, iyi olsun. Her şey yaşamak için. Evet. Hayat inişli çıkışlı. Sonuçta bir şeyler yapmak zorundayız. Arkadaşlar bunun yanında çalışmak kötü bir şey değil. Hakikaten bakın 61 yaşındayım. Benim iş yerimde şu anki olduğum yerde ne insanlar geldi gitti. Gelir ya gençler çalışkan. Ben çok gördüm tembelini. Ama çalışmak kadar güzel bir şey yok. İnsanların en azından bir meşguliyeti olması. Örneğin sezon her gün sabah kaçta kalkıyorsun ya? 6:30. 6:30'da kalkıyor. Çocukların kahvaltısını yaptırıyor. Çocuklar giyiniyor. Okula bırakıyor. Yeri geliyor. Öğleyin gidiyor alıyor. Benim dediğim gibi saati farklı. Onu gidiyor alıyor. Onların yemeklerini yapıyor. Onun işi de zor. Ama onun kendine göre meşguliyeti farklı. Benimki başka. Biz zaten kendi aramızda kararımızı vermiştik. Daha önce de yıllar önceden bunu yaptık. Sen iç işlerinden sorumlusun. Sezon için. Ben de dış işlerinden. Evin ihtiyacını ben karşılayacağım. Sen de evde yapılması gerekenleri yapacaksın. Ama sonuçta hakikaten hayat müşterek değil mi? Müşterek. Aynen. Çocuklarıma gerçekten çok güzel aşılamış. Bak hakikaten bu konuda mutluyum. Çocuklarımı ders çalışın demeye hiç gerek yok. Şu anki notlar hakikaten çok güzel. Mesela bizim bulunduğumuz bölge Bayern bölgesi. Bu bölge hep diyorlar Almanya'nın en zor bölgesi. Okul olarak eğitim, söylüyorum. Evet, eğitimde. Almanya'da eğer bu abitur dediğim olayı Türkçesini tam bilmiyorum var mı yok mu aldığınızda gerçekten bütün üniversiteler size açık. Kapılar açık. Notunuz çok daha kötü olması zaten mümkün değil. Zaten kötüyse zaten abitörünü alamıyorsun. Ama gerçekten inşallah
umudumuz iyi yerlere gelir. Onlar da kendi hayatta başarılı olurlar. Her türlü ihtiyaçları karşılar. Kimseye muhtaç kalmazlar. Bu arada kız çocuklarım olduğu için de gurur duyuyorum. Hala haberlerde görüyoruz kız çocuklarına kötü davranan insanlar çok. Maalesef ayrım yapan insanlar çok. Arkadaşlar bunun için kız çocuklarımızı koruyalım. Tabii ki bütün çocuklarımızı koruyalım. Ama özellikle kız çocuklarımızı daha fazla koruyalım. Kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürsünler. Mutlu bir yaşam sürsünler. İleride tabii ki bunların da aileler olacak. Bunlar da sende mutluluğu gördüğü zaman kendi ailesinde de mutlu olacaklar. Bizim de mutluluğumuz onların mutlu olmasını görmek olsun. Sevgili dostlarım, dediğim gibi 3 haberim vardı. İkisi güzel, birisi kötüydü. Ama sonunda Sezam sayesinde bunu da motivasyonla değiştirdik. Onu da iyi duruma getirdik. 3 tane sonuçta güzel haber çıkardık. Bunun yanında bizleri izlemeye devam ederseniz bizler mutluyuz. Sizlere de bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Bu arada yine videomuzu beğenirseniz bizlere abone olmayı unutmayalım lütfen. Şimdiden tekrar sezonla beraber herkese yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur, başarı dolu, günler, savaşsız, her şey gönlünüzce olsun dileklerimizle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.